de soluğu Melike'nin yanında alıyoruz. Evet, dış ses geldim yine. Amcamı kumaşçıya. Aklında ne var peki? Tasarım bir kemer yapmayı planlıyorum. Biraz daha detaylandırabilir misin? Şöyle belden gelen, aşağısı şöyle çan gibi inen bir kemer düşünüyorum. Nasıl bir kumaş arıyorsun peki? Kot kumaşı tercih ettim. Hadi kestirelim o zaman kot kumaşımızı. Amcacığım ben bundan istiyorum. Tamam. Sen bize ayarla bunu, sonra kasaya gidip dış sesle buluşalım. Biz seni kasada bekliyoruz. Melike seçtiği kumaş için 225 lira ödeyerek terziye doğru yola çıkıyor. Biz de Eda'nın yanında alıyoruz soluğu. Nasıl bir kombin denedin, anlat bakalım Eda. Merhaba dış sesçim. Bu süper spor ayakkabılarımla da ayrı bir ahenk oldu. Tabii ki böyle bir şeyle giymeyeceğim. Bir stiletto'yla giymeyi düşünüyorum. Ya da bir farklılık yapıp botla da giyebilirim, postalla da giyebilirim. Sana bir soru sorabilir miyim peki? Neden çanta? Doğru tahmin ettin Eda. Çantanı neden kolunda taşıyorsun? Çünkü biliyorsun ki talihsiz bir olay yaşadım. Param kayboldu mağazada. Alışveriş bütçesi yok. Nasıl yani? Kendi param var şu an. Kabinime benden başka kim girdi? Param yok. Hayır vallahi. Evet. Kim girdi kabine? Bilmiyorum vallahi. Hayır canım. Bundan sonra bütün kombinlerimi böyle çantamda tutacağım. Kabinin dibinde çekim yapmış olsaydı kabinde yine bırakırdım ama şu an kabinden çok uzağım ve bir daha aynı şey başıma gelsin. Uçsun istemiyorum paralarım. İçin rahat edecekse böyle yapabilirsin tabii ki. Elbisenin fiyatını da öğrenelim mi? 359 TL. Deneyecek başka bir kombinin var mı peki? Evet var. Eda yeni bir kombin denerken biz de Aleyna'nın denediği kombini inceliyoruz. Yine western stili tercih etmişsin Aleyna. Kanımda var. Yani asla vazgeçemiyorum. Ne yapayım? Samsun'dan kovboy çıkar mı peki? Samsunlu kovboy. Bu çok iyiymiş. Samsunlu kovboyla doya doya modaya hoş geldiniz arkadaşlar diye. Üzerindeki kombinin fiyatını öğrenelim mi? Normalde çok küçük rakamlar olmasına rağmen sadece bana özel kombinim toplam 1000 TL. Fakat Zeynep ablacığım bana tekrar indirim sağlayacaktır. Bu kombini nasıl tamamlarsın peki? Buna böyle kovboy kahve, kovboy bir şapka. Altıma tabii ki kovboy bir bot, ya yarım ya uzun hiç fark etmez. Sadece içimdeki elbisenin rengi çok sert bir geçiş olduğunu düşündüğüm için belki bir tık içimi kırık beyaz ya da beige tonlarında yapabilirim. Buna da alışverişimin devamında karar vereceğim. Bu mağazada başka bir kombinin var mı? Bir tane daha bir şey deneyeceğim. Sonra hemen alışverişimize aynı hıza devam edeceğiz. Gidiyorum. Bye bye. Sen kabine giderken biz de Eda'nın denediği kombini inceliyoruz. Ben normalde böyle volenli bir etek elbise pek benim tarzım değil ama değişiklik olsun diye giydim. Özellikle zayıf hanımlar için ideal bir şey. Kilolu hanımlarda bu tarz dökümlü etekler daha da basenleri büyük gösterir. Ama zayıf hanımlar için daha güzel duruyor diyelim. Bu elbisenin fiyatı ne kadarmış? 259 TL. Deneyecek başka bir kombinin var mı? Hayır yok, kasaya gidelim. Bay bay. Eda seçtiği kombin içinse 370 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Abi şuradan şöyle belimi saracak dar, altında çan gelecek açık. Çok güzel olur. Aynen. Elim keseceğiz onu. Aynen. Tamam. Ücretimiz ne olacak? Ne kadar versen olur? 150. Daha olsun, seni kırmayın. Sen tamam dediysen bitmiştir işe. Teşekkür ederim. Tamam. Dişet, ben ölçülerimi veriyorum. Sen ölçülerini ver, biz de Ramona'nın kombinini inceleyelim. Bu kombini nasıl tamamlarsın? Saçımı toplayabilirim. Açık da bırakabilirim. Sonra ayakkabı, topuklu ayakkabı alabilirim ama but da olur. Fiyatı ne kadarmış peki? Birine karar verdiysen kasada görüşelim mi? Hadi kasada görüşelim. Merhaba. Merhaba. Ne kadar oldu? 430 lirası. İndirim yaparsanız. Maalesef. Lütfen. Lütfen. Maalesef yapamıyoruz. Sistem olduğu için yapamıyoruz. Ramona seçtiği kombin için 430 lira ödüyor. Paralar mı gitti? Ne gitti? Paralar, paralar. Şimdi nereye gidiyorsun peki? Vallahi para kalmadı. Nereye gidiyoruz? Para gittiği zaman öyle insanın canı gidiyor. Sen alışverişine devam ederken biz de Aleyna'nın denediği kombini inceliyoruz. Bu kombini de çok beğendin sanırım. Gerçekten her ikisinin arasında hangisini alacağımı şaşırdım. Bana kalır hepsini alıp gideyim. Fiyatlar aynı mı peki? Aynı dış ses 1000 TL. Bu arada Eda cuma günü senin bazı kombinlerini beğendiğini söylerken Esra duruma tepki göstermişti. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersin? Zaten benim iyi kombinlerle geldiğimi tüm Türkiye biliyor. Esra da beni kendince kendine düşman edindiği için aşağıya çekmeye çalışıyor gerekse boş iftiralarıyla. Ama yapamadığı için, arkadaşı da beni yükselttiği için Esra da ne yapıyor? Oturduğu yerden böyle oluyor. Bu arada Esra ve Eda'nın arası da yavaş yavaş
baş çok ince bir çizgiyle kopuyor. Esra'yla benim aramda hiçbir problem yok. Arkadaşlıklar arasında zaman zaman problemler olabilir, kırgınlıklar olabilir. Ama bu sizin düşündüğünüz gibi bir kırgınlık problem değil. Sanırım Aleyna'nın arkadaşlık ilişkilerinde bu olmadığı için o bunu kavga veya soğukluk veya kopukluk olarak nitelendiriyor. O da onun görüşüdür, o da onun zihniyetidir. Saygı duyuyorum, bu kadar basit. Eda gitmiş cuma günü Melike'ye ne demiş biliyor musun? Sen daha yenisin, bilmiyorsun bu işleri. Hani arkada farklı, önde farklı diyorsun ama bak böyle oluyor burada. Kızı resmen kandırmaya çalışmış. Bazı kızlar podyuma gelince birbirlerinin üzerinden atıyorlar, tutuyorlar ama kamera arkasında beraber kahvaltı ediyorlar, çay kahve içiyorlar. Sonra kameralara dönünce de birbirlerinin arkasına atıp tutuyorlar. Ben bunu kastetmiştim. Niye kamera arkasında? Ben sizin suratınıza bakmıyorum, kamera önünde de bakmıyorum. Hani siz kamera önünde de kamera arkasında da farklıydın da kalkıp Melike'ye burada böyle biz böyleyiz hep diyorsun. Kombinine karar verebildin mi peki Aleyna? Verdim, kasaya gidelim, hadi gel. Aleyna'nın seçtiği kombin 1000 lira tutarken doya doya modaya özel sadece 400 lira ödeme yapıyor. Hülya seçtiği kombin için 370 lira öderken biz de diğer kızlarımızın ne durumda olduklarına bakalım. Sonunda bir mağazaya girebilmişsin Melike. Girdim, dises bir gömlek denedim. Gömlek elbise gibi durmuş ama üzerinde. Gömlek elbise, evet. Çok yoruldum bugün. Fiyatı ne kadarmış peki? Üzerindeki gömlek 179 TL. Gömleğine karar verdin mi? Evet, dises kararımı verdim. Kasada buluşabiliriz. Melike seçtiği parça için 249 lira öderken biz de Eda'nın yanına ışınlanıyoruz. Nasıl gidiyor alışverişin? Gözlük bakıyorum da ses. Gözlüksüz kombin yapmıyorsun bakıyorum da. Yaz, kış, eşofmanlarla, klasik kıyafetlerle her zaman takarım da sesciğim. Fiyatı ne kadarmış peki? Fiyatı 40 TL da sesciğim. Bu arada Hülya ne dedi biliyor musun? İlayda da karakter olarak Eda'yı tatlı buluyormuş. Buraya gelen kimi beğeniyorsa en başta aslında karakterini belli ediyor. Ben Esra ve Eda'nın karakterini demek istiyor. Hayır, aslında orada misilleme yaptım. Çok tatlı olduğunu söyledi yeni gelen arkadaşımıza. Ben de sen daha tatlısın dedim. Eyvah eyvah diyorum. Yazık kafana diyorum İlayda'cığım sana. Hülya da tabii bunu anlayamayacağı için. Ben bir sıkıldım artık. Biraz moda konuşabilir miyiz? Biraz kombin konuşabilir miyiz rica etsem? Eda mı moda konuşmak istiyormuş? Modanın meyisinden anlamayan, hani şu kafasına belirsiz bir cisimle gelen alışverişe moda konuşmak istiyormuş. Keşke ya canım. Kim kimi seviyorsa sevgisiyle kalsın. Kim kiminle arkadaşlık etmek istiyorsa arkadaşlık etsin. Şu insanları doldurmaktan. Herkesin aklı beyni var. Herkes hür iradesiyle kiminle konuşup kiminle konuşmak istemiyorsa öyle davransın ya. Bir salın beni artık, rica edeceğim ya. Allah aşkına bir salın. Ben gözlüğümü ödemek istiyorum size. Sana modayla ilgili bir tane soru sorsam böyle hık diye kalırsın. Bu evde modayı sadece takarım gözlüğümü.